Merhabalar herkese. TRT 24 ekranlarına hoş geldiniz. Yine tarih sohbetlerinde Doktor Yüksel Nizamoğlu ile beraberiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Bugün malumunuz, hatta az önce diyebilirim, yani tarihi olaylar hep geçmiştir ya, biz şimdi az önceyi konuşacağız. Ayasofya açıldı. Aslında tarihi bir olay ama az önce gerçekleşti. Hemen önce ben, yani bu mevzu çok konuşulduğu için hani bir artık ekstra detaya belki gerek yoktur. Hemen izlenimlerinizi alayım ben. Programı da seremoniyi de seyrettiniz. Onunla ilgili düşünceleriniz, hani işin hem tarihe bakan hem bugüne bakan yanlarıyla neler düşünüyorsunuz? Onları alarak başlayalım isterseniz. Buyurun. Evet, Türkiye'nin dönüştüğünü hani programlarımızda sürekli ifade ediyoruz. Herhalde bu dönüşümün en önemli göstergelerinden birisi de Ayasofya'nın camiye çevrilmesi oldu. Tabi uygulamanın nasıl olacağını tam bilmiyoruz. Yani şu anda sadece bir cuma namazını gördük. Hani daha sonraki mesela vakit namazları nasıl bir uygulama yapılacak? Mesela müze olarak devam edecek mi? Belli ziyaretler sürecek mi? Bunları tam bilemiyoruz. Çünkü takip edebildiğim kadarıyla farklı yerlerde farklı söylemler söz konusu. Yani mesela bir Rusya'ya yapılan açıklamada işte müze olarak yine ziyarete açık olacağı gibi bir ifade var ama İslam dünyasına verilen mesajlar daha farklı. Bunları biraz daha zamanla göreceğiz. Ben izlemeye çalıştım. Yani cuma namazı öncesinden cuma namazının kılınışı, oradaki enstantaneleri takip ettim. Yani görebildiğim kadarıyla tabii sonuçta bir yayından seyrediyorsunuz. Tahmin ettiğim coşku yoktu. Yani ne caminin içinde ne caminin dışında da zannediyorum. Belki tabii bu korona tedbirlerinden de olabilir. Sınırlı insan da elbette alındı ve muhtemelen ciddi bir belki kimlik kontrolü falan da yapılmıştı. Yani rastgele insanlar da alınmamış olabilir. Bu da biraz daha şeyi coşkuyu azalttı diye düşünüyorum. Belki de normal halk biraz daha farklı 350 coşkuyla böyle bir programa iştirak ederdi. bin kişi 350 bin kişi geldiğini ifade etti Cumhurbaşkanı. Evet, olabilir. Yani aşağı yukarı bir ortalama AK Parti'nin mitingi kadar diyebiliriz. Evet, ama hani asıl meydana bakınca tabii bizim görebildiğimiz alanlar Sultanahmet Meydanı ve Ayasofya'nın içi hani görüntülerde normal bir cuma namazı gibiydi. Tabii orada mesela enteresan Erdoğan kendini çok öne çıkarmadı. Ben Diyanet İşleri Başkanı'ndan mesela ona özellikle bir teşekkür bekledim hutbede. Mesela o yoktu. Ama Erdoğan da cuma esnasında daha doğrusu cuma öncesinde Fatiha'yı okudu. Bakara suresinin ilk ayetlerini okudu. Yani güzel Kur'an okuyarak yine belki seçim sürecine giden yolda böyle bir mesaj da vermiş oldu onun içinde. Diyanet İşleri Başkanı hutbeye kılıçla çıktı. O tabii eskiden kalma yine sembolik bir şey. İşte sonra yorumlara baktım. Tabii kılıcın sağ ve sol elde tutulmasına göre farklı yorumlar var. Sağ elde tutarsa bir cihat başlatıyor. Yani bir mücadele, bir savaş başlangıcı gibi mesaj veriyor. Buna karşılık sol elde tutarsa farklı bir durum söz konusu. Bu sefer de barış mesajı veriyor. Diyanet İşleri Başkanı'nın elindeki kılıç sol elindeydi. Yani daha böyle bütün hani dinlere saygılı, bütün dünya devletlerine bu şekilde bir mesaj verme niyetindeydi. Tabii vurguladığı şey, bir tweet de attım ondan sonra. İslamcı kesim, tabii ben kendimi buradan ayırmıyorum, muhafazakar kesim genelde bu tür tarih olaylarında İsmail Hamdi Danışment'ten yararlanıyor. İsmail Hamdi Danışment'in kaynaklarında ne yazık ki sıkıntı var. Yani mesela tek kaynaktan yararlanma gibi sıkıntılar var veya başka şeyler var. Dolayısıyla onun birkaç hatasını gördüm. Yani direkt orada hani daha konuşmasını yaparken Diyanet İşleri Başkanı. Mesela vakıflarla ilgili bir, mesela fetihle ilgili kimseye dokunulmadığı gibi bir söylemi kullandı. Doğru değil. Hani biz bunu başka bir programda konuştuk. Onun için girmek istemiyorum. Ama fetihten sonra bir yağma söz konusu, birkaç gün devam eden bir yağma söz konusu. Rivayetlere göre 3 günün sonunda Fatih durduruyor bir rivayeti, bir başka rivayette günlerce devam ediyor. Yine halka yapılan belki geniş çaplı olmasa da katliamlar da var. Hatta tecavüz vakalarından falan da bahsediliyor ama tabii
Diyanet Başkanı onlara değinmedi, öyle bir şeye girmedi. Daha böyle genel mesajlar vermeye çalıştı. Mesela vakıf mesajı ilginçti. Tabii Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'yı fethettikten sonra orayı camiye dönüştürdü ve bir vakıf yaptı. Kendi vakfı yaptı, öyle diyelim. Hatta şöyle bir şey ifade edilir. Fetihten sonra biliyorsunuz şehir fetihle alındığı için İslam geleneklerine göre, İslam fetih anlayışına göre orada bir yağma başlıyor. Birkaç gün boyunca yağma ediliyor şehir. Fatih Sultan Mehmet daha sonra bunu durduruyor ve diyor ki buradaki binalar diyor bana ait diyor. Yani kendi şahsi mülkü olarak yapıyor ve daha sonra da Ayasofya'yı bir vakıf eser haline getiriyor. Ve biliyorsunuz bir hani vakıfların bir ne diyelim tüzüğü vardır veya o zamanki ifadeyle sistemini anlatan vakıfnamesi vardır. Ve vakıfnamede bir beddua bölümü olur. Yani beddua bölümünde de vakıflara dokunan, o sistemi bozan efendi ve daha önce bir yazıda ben bunu ifade ettim. Çok ağır beddualar vardır. Elleri kırılsın, cehennemde işte şöyle yansın. Yani bu şekilde çok ağır ifadeler vardır. Ona bir gönderme yaptı. Halbuki tabii işin iki boyutu var. Bunlardan birinci boyutu şu, enteresan bir şey. Fatih Sultan Mehmet her ne kadar Ayasofya için böyle bir vakıf senedi düzenlese de, beddua etse de kendi vakfıyla alakalı, Ayasofya ile ilgili, kendisi bizzat vakıfları devletleştirdi. Ekonomik kriz çıkınca kendi hükümdarlığı döneminde tarikatların, cemaatlerin, o zamanki tabi Müslüman tarikatlardan bahsediyorum, onların elindeki malları, mülkleri, binaları devletleştirdi. Ve bundan dolayı o dönemin dindar kadrosu, Fatih zamanının dindarları Fatih sevmezler. Oğlu 2. Bayezid tahta geçince hani tabi burada bir çelişki var değil mi? Çelişki şu. Peygamberimizin hadisinde mazhar olmuş Fatih Sultan Mehmet. Ama dini vakıfları devletleştirmiş ve böyle bir şahıs daha sonra o dönemin dindarları tarafından sevilmemiş. Yani çünkü ellerindeki malları alıyor, vakıfları alıyor. Daha sonra 2. Bayezid, oğlu 2. Bayezid ise tabii kendisine talepler geliyor hükümdar olunca ve hani her yeni hükümdar bir jestle başlamak ister. Bununla da hani halkın kalbini kazanmayı amaçlar. 2. Bayezid de bu malları iade ediyor, vakıf mallarını. Hatta bir rivayete göre 2. Bayezid'in dindar kesimler tarafından sevilmesinde ve Sofu Beyazıt, Bayezid-i Veli olarak adlandırılmasında bunun etkisi olmuştur. İkinci şeyi de söyleyeyim. Vakıflarla ilgili tabii şöyle bir ironi var orada. Yani vakıflarda hakikaten hayır amaçlı bunlar biliyorsunuz vakfediliyor ve insanların istifadesine sunuluyor. Bu mesajı verdi Sayın Başkan ama ben de bir vakıf üniversitesi mensubuydum en son. Bizim üniversitelerimiz resmen yağmalandı. Yani vakıflara el kondu 15 Temmuz'dan sonra ve birileri darbeye kalkıştıysa vakıfların ne suçu vardı bunu anlamak mümkün değil. Ve bunlar da gene bakın ne kadar büyük bir çelişki içerisinde olunduğunda ortaya koyması bakımından ilginç örnekler. Bu arada şu an ekrana yansıttık Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya Vakfiyesi diye, ama normalde Ayasofya'ya has bir vakfiye değil o. Yani kendi devrinde kendine ait vakıfların tamamını kapsayan bir vakıfnamedir ve bu vakıfların işte başka amaçta kullanılmasının kullananlara yönelik, işte bahsettiğiniz gibi vakıfnamelerde usul olduğu üzere bir beddua kısmı var. Ancak zannediyorum oradaki vakıfların herhalde bugün önemli bir kısmı farklı amaçlarla kullanılıyor. Yani sadece Ayasofya değil, Fatih Devri'nden Şöyle tabii kalan Yavuz Bey şöyle bir şey var. Hani kolumuz o değil ama vakıflara Osmanlı da çok dikkat etmemiş. Özellikle 19. yüzyılda tabii ekonomik krizin de etkisiyle sıkıntılar arttıkça vakıfların mallarına göz dikmiş. Ve 2. Mahmut'tur ilk defa mesela vakıfların gelirlerine el koyuyor. Ve vakıfların gelirlerini kendisi topluyor. Daha sonra da işte bir de Osmanlı'yı şöyle düşünmek lazım. Bütün medreseler mesela vakıf sistemiyle işliyor. Camiler vakıf sistemiyle işliyor. Şimdi siz şimdi devlet olarak bunu alınca sonra devlet diyor ki ben tamam müderrislerin maaşını ödeyeceğim. Ben efendim medreselerin parasını ödeyeceğim. Ben şu masrafla caminin masrafını karşılayacağım. Para yok devlette. Ve ciddi sıkıntılar bunlar yani o süreçte. Abdülhamit zamanında da mesela ilginçtir. Abdülhamit de çok fazla çok sıcak yaklaşmamış vakıflar meselesine. Çünkü vakıfların dokunulmazlığından dolayı devlet bunlara müdahale edemiyor. Bulduğu çözüm de direkt hani doğrudan
kendi ne diyelim hakimiyetini alıp bu şekilde yönlendirmek. Menderes devrinde mesela bayağı bir gene CHP döneminde de tek parti iktidarında veya CHP döneminde de çok ciddi yağmalar var. Menderes döneminde gene aynı şekilde yağmalar var. Hani vakıflara ne yazık ki böyle bir şey olmuş. Vakıfların kendine gelmesi daha çok 1960'lardan sonra bir hukuki düzenleme yapılıyor. O belli bir noktaya getiriyor ama tabii en son yaşadıklarımız gösterdi ki şirket de kendi şirketiniz de olsa, efendim vakıf da olsa kurallar devletin kendisi için geçerli. Devlet istediği gibi ne yapıyor? At oynatıyor, istediğini rahatlıkla yapabiliyor. Evet. Peki hocam, tekrar Ayasofya'ya dönersek, yani Ayasofya hamlesi elbette özellikle İslamcılar için bir önemli bir hamle. Ben daha önce yazarken hani şunu söylemeye çalışmıştım. Yani Ayasofya meselesi Erdoğan'ın kuşağı için çok önemli bir şey. Yani o kuşaktaki gençler için, işte Necip Fazıl'ı dinlemişler için, belki Erbakan'ın ilk dönemine şahit olmuşlar için gerçekten bir hayat boyu sürdürdükleri bir rüyanın gerçekleşmesi gibi bir hamle. Fakat işte bugün için çok da belki yeni nesil için çok da fazla bir şey ifade etmiyor olabilir. Yine gençler arasında da bundan dolayı heyecanlananlar vardır muhakkak, ama Kahir ekseriyeti için, Türkiye'deki genç, biraz daha yaşlı genç olanlar için çok da bir anlam ifade etmiyor gibi. Peki bu hamle, hani bazı yorumcular şunu dedi: bir takım hamleler daha gelecek ve bununla beraber Erdoğan aslında hani kendi içinde olan, işte gönlünde yatan şeyleri gerçekleştirmek yolunda adımları atacak, bugüne kadar atmadığı adımları. Bundan sonra neler olabilir? Yani Ayasofya'dan sonra mesela hilafet geri gelir mi? İşte bir Osmanlı Milletler Topluluğu bahsi var. Bu gerçekleşebilir mi? Hani bunlar, bir tarihçi olarak nasıl bakıyorsunuz? Ya Türkiye tabii böyle Cumhuriyet tarihine baktığımızda olmaz denilen her şey olmuş. Yani sadece bu dönem için geçerli değil. Mesela şimdi İttihat Terakki'ye kadar gidelim hani geriye. Mesela İttihatçılar hani kendilerine göre bir düzen kurmak istiyorlar ama düzenlerinde hilafet devam ediyor mesela. Saltanat devam ediyor. Hatta ne yapıyorlar? Meşruiyetlerini güçlendirmek için saraya damat olmaya çalışıyorlar ki Enver Paşa biliyorsunuz aynı zamanda saray damadıdır. Böyle bir şey geçmemiş düşüncelerinden veya çok az hani bunu dinlendirmişler. Ama Cumhuriyet'le beraber hem önce saltanat, Cumhuriyet'ten önce daha sonra da hilafet kaldırılmış. Sonra bakıyorsun diğer aşamalarda gerçekten laik yani bir sistem kurulma adına mesela Ayasofya, hani Ayasofya niye önemli diye baktığımızda Osmanlı zamanında Ayasofya'nın şöyle bir özelliği var. Ayasofya İstanbul'un ulu camisi. Hani şimdi İstanbul çok büyük bir şehir olduğu için hani tek bir merkezi yok diğer şehirlerden farklı olarak ama İslam şehir geleneğinde biliyorsunuz bir ulu cami vardır şehrin merkezi yerinde ve şehir ona göre yapılanır. İşte o ulu caminin etrafında efendim medrese vardır, imaret vardır, han vardır, hamam vardır, çarşı vardır ve mahalleler onunla birleşir. Şimdi Osmanlı geleneğinde de Ayasofya'nın böyle bir özelliği var. Bu Ayasofya Osmanlı'nın İstanbul'daki ulu camisi. Aynı zamanda ne diyelim baş camisi. Hatta mesela padişahlar aynı şekilde işte Kadir gecelerinde Ayasofya'ya geliyorlar. Efendim bayram namazlarını Ayasofya'da kılıyorlar. İşte Osmanlı İlmiye Teşkilatı'na bakıyorsunuz Ayasofya Medresesi'nin ayrı bir yeri var. Ayrı bir ehemmiyeti var. Yani bu yönüyle bir sembol ve şöyle düşünün. 34'te birdenbire tabii birdenbire derken Türkiye laik birleşime doğru gidiyor. Hatta ilginç, kapatılmadan önce bakın 32'de ilk Türkçe ibadet denemeleri, ezan denemeleri yapılırken gene Ayasofya kullanılmış. Bu da çok önemli bir sembol. Ve 34'te birdenbire kapanıyor. Hani sizin ifade ettiğiniz gibi. Mesela o dönemin nesli için bunu anlamak mümkün değil. Çok büyük bir travma. Özellikle hani Müslüman kesim için. Gerçekten çok büyük bir travma. Mesela 50'lerde baktığımızda değişik yazarlar, o dönemi gören diyelim, Necip Fazıl, Osman Yüksel Serden Geçti, Peyami Safa, Bediüzzaman yani bu konuda yazılar yazmışlar. Ve işte Necip Fazıl'ın en son Ayasofya ile ilgili bir doldurduğu bir diyelim kaset onu dinledim YouTube'da. Yani çok büyük bir kızıl elma olarak anlatıyor. Efendim Osman Yüksel öyle görüyor. Peyami Safa öyle görüyor. Ve daha sonraki nesil de bunu devam ettirmiş. Mesela Sezai Karakoç'un kullandığı ifadeler Ayasofya ile ilgili gene aynı şekilde. Mesela Bediüzzaman
oranın müzeye çevrilip o efendim dekorların şeylerin çıkarılmasını, freslerin falan çıkarılmasını orayı bir puthane olarak görüyor mesela kullandığı ifadeler. Ve bakıyor Necip Fazıl'da da aynı ifade var. Yani o dönemin Osman Yüksel Ser'den geçti de aynı ifade var. O dönemin demek ki ekibi hani o travmayı yaşamış ekibi bu şekilde değerlendirmiş. Ve hani şöyle bir şey kullanmıştık o dönemin ellilerin İslamcılığını değerlendirirken bir rövanşizm var. Bu rövanşizmin de etkisiyle ne yapılmış? Ayasofya ayrı bir kızıl elma haline getirmiş. Mesela daha sonra Sezai Karakoç'un yazılarına bakıyoruz. Gene aynı üslup, aynı tavırlar devam ettirilmiş. Mesela Sezai Karakoç'un tabi edebiyatçılığına da vermek lazım. Kullandığı bir ifade var. Ayasofya diyor, ilk kurulduğunda da diyor, cami yapılıncaya kadar da Hanif'ti diyor. Hani Hanif biliyorsunuz, Efendimizin işte Müslümanlığın ilk vahiy gelmeden önceki dini değil mi? İbrahim Aleyhisselam'ın dini. Yani Ayasofya'ya öyle bir kutsallık atfediliyor ki, o zaman madem Hanif, hiç o zaman Filistinlerin oradaki efendim şeylerin hiçbir üzerini kapatmamak lazım değil mi? Madem hani o dönemden beri Hanif, ama bunlar tabii edebiyatçı yaklaşımları. Böyle bu şekilde idealize edilmiş. Ve şimdi şuraya gelelim. Erdoğan böyle bir ideali gerçekleştirdi. Öyle ya da böyle. Yani ve bakın 70'lerde çok ciddi gündem yapılıyor. Hem o zamanın Milli Selamet Partisi lideri Erbakan hem işte Necip Fazıl ekibi bunu ciddi ciddi gündem yapıyorlar ve 80'lerde gene aynı şekilde gündemde. Hatta ilginç 90'larda Anavatan Partisi ve DYP zannediyorum iki parti Ayasofya'yı açmak için meclise kanun teklif vermişler. Enteresan bir şey. Ama daha sonra gelişmeler olmamış. Burada izleyicilerimize şunu hatırlatalım. Demirel'in de 1980 gündeminde oluyor. Demirel'in de nasıl? bir dönem gündeminde oluyor Demirel'e kadar geliyor hatta şöyle. Tabii hani nasıl daha önce, geçen haftaki programda konuşmuştuk Ayasofya'nın müze yapılmasını. Yani siyasi sebepler bunlar. Mesela 70'lerde şu teklif ediliyor. Kıbrıs krizi var. İşte efendim bundan dolayı biz de Ayasofya'yı cami yapalım. Hani Yunanistan'a bir misilleme yapalım. Kıbrıs Rumlarına bir misilleme olsun. Ayasofya'yı cami yapalım. Mesela bundan dolayı ciddi tartışılmış. Ve 80 Eylül'ünde 1980 Eylül'ünde ibadete açılmış. Ama darbe oluyor arkasından. İşte 12 Eylül darbesiyle gene kapatılıyor. Daha doğrusu hünkâr mahfilinde namaz kılmaya başlanılıyor ve daha sonrasında 1991'den itibaren de normalde bir bölümde, Ayasofya'da bir bölümde namaz kılınmış. Şimdi bunun nasıl bir ehemmiyeti var bugünkü açılışın? Tabii şöyle bir boyutu var. Yani bununla bakın Türkiye 80'lerden itibaren hani genel bir analiz yapacak olursak daha böyle milliyetçi, dindar bir kimliğe doğru evrildi. Ve bu süreçler aşama aşama meyvelerini verdi. Burada işte laik kesimin dengesiz tavırları, ölçüsüz tepkileri muhtemelen bu muhafazakar kesimi daha da duygusal hale getirdi. Yani daha 50'lerden itibaren ortaya çıkan rövanşizm duygusunu daha da güçlendirdi. Mesela 28 Şubat'taki hareketler, efendim işte 2007'deki muhtıra, yani bu tür şeyler insanları böyle aşama aşama daha farklı bir konuma doğru sevk etti. Ve burada işte başörtüsü meselesinin çözülmesi, yani gerçekten bu laik kesimin, seküler kesimin büyük bir utancı gelinen nokta itibariyle. Ve burada atılan adımlar, yani Türkiye'yi şu an itibariyle ben öyle görüyorum. Türkiye artık dindar, otoriter bir rejime evrilmiştir. Ve Erdoğan burada bu rejimi, bakın içeriye kabul ettirdiği gibi mesela hiçbir partiden tepki gelmedi. Karar çıktığında Danıştay'ın efendim statüyü iptal eden karar çıktığında şöyle bir kanaatim var. Dedim ki dünyadan bir tepki gelmeyecek. Hatta Veysel Ayhan Bey şahittir. Kendisiyle de bir telefon görüşmesi yaptım. Bunu görüşümü de ilettim. Yani çünkü insanlar şey bekliyor. Yunanistan şöyle diyecek, Amerika böyle diyecek. Hayır. Batı şu anda Söz hakkı Türkiye'nin bu kimliğini nasıl? doğdu. Veysel Bey'e söz hakkı doğdu şu anda. Ama Ve kullandırmayacağız. o Buyurun. da daha sonra kanaatini belirtebilir. Batı şu Evet. anda Türkiye'nin bu sistemini kabul etmiş durumda. Türkiye dindar, otoriter bir rejimdir.
ve insan hakları, hukuk ihlalleri, şunlar bunlar Batı'nın, Amerika ve Avrupa'nın bence umurunda bile de değildir. Ha, bunun başka sebepleri var benim kanaatimce. Bunun yeri o değil şu anda. Daha sonra konuşuruz. Ve benim tahminim bundan sonra başka adımlar da gelebilir. Yani bu adım ne olabilir? Hani hilafet mi olur, efendim Osmanlı Milletler Toplumu mu olur? Onu şimdi biraz daha konuşuruz. Ama önce şunu kabul etmek gerekir diye düşünüyorum. Yani Batı bu konuda Türkiye'ye bir farklı bir rol biçiyor. Veya Türkiye kendisine de bu şekilde bir rol biçiyor olabilir. Şundan dolayı şimdi Türkiye tek parti dönemden itibaren bir laiklik şeyi tutturmuş. Yani bunu vazgeçilmez bir kırmızı çizgi yapmış. Ve gerçekten bu zaman zaman hukuk olarak, efendim insan hakları olarak çok büyük facialara dönüşmüş. Ve bunun toplumdaki karşılığı sınırlı. Devlet burada hani Türkiye rejim olarak kendisine bir çıkış yolu buldu diye düşünüyorum. Bunda işte sembol Erdoğan. Gelinen nokta itibarıyla da Türkiye dinle daha barışık. Ama bakın daha önceki hareketler, laik kesimin hareketleri nasıl Müslüman muhafazakar kesimin duygusal bir şeyi ittiyse, savunma içgüdüsüyle daha böyle farklı bir noktaya getirdiyse, bugün de bu büyük bir zafer coşkusuna dönüşecek ve aksine diyorum, mesela dindarlıkta gevşemeler, lakaytlıklar, hatta efendim genç kuşağın daha da ilgisizliği, çünkü dediğiniz gibi Ayasofya veya diğer şeyler Z kuşağı için çok bir şey ifade etmiyor. Yani bunun da böyle bir yansıması olacağını da düşünüyorum. Yani Türkiye'nin yani bu bahsettiğiniz tabii Batı deyince genelde analizlerde şöyle bir bence tabii hata yapılabiliyor. Hani Batı'da tek bir kuvvet değil neticede. Tabii, İçerisinde bir mutlaka. sürü farklı görüş var vesaire. Hatırlarsınız Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron şöyle bir ifade kullanmıştı. Hani benim içim kolay zannediliyor. Benim için çok zor çünkü her gün Erdoğan'la telefonda konuşmak zorunda olan benim demişti. Yani bu veçeden bakılan bir tarafı var işin. Yani burada biraz Türkiye'nin şu an için lüzumlu bir konumu olması Erdoğan'ın elini rahatlatan bir durum. Ama bahsettiğiniz gibi yani eğer bir ülke, Türkiye kalibresinde bir ülke özellikle ben bu yoldan gideceğim dediği zaman çok da aslında karşı çıkılacak bir durum kalmıyor. Belli başlı tavizler alındıktan ya da belli başlı anlaşmalar yapıldıktan hani belli bir yere kadar gidebildikten sonra işte Türkiye. Çünkü hani şu an Batı dediğimiz blok işte Rusya'yı da çok fazla hani işine karışamaz bir durumda falan. Hani uluslararası sistemin de aslında yaşadığımız bir dönemde bir çöküşünden bahsetmek bile mümkün aslında yani. İşte 90'lardaki Konjonktür burada tabii çok önemli. Yani Yavuz Bey, konjonktür yani Türkiye'ye bir serbestlik sağlıyor. Mesela Libya meselesinde hani 20 sene önce böyle bir şey düşünülemezdi. Yani Türkiye orada bir aktör olarak rol alıyor ama acaba bu rolde kendi başına bir güç mü yoksa vesayet savaşı mı yapıyor? Şimdi teori bu tabii ki. Yani ispatlanmış veya efendim ne diyelim ciddi bilgilere dayanan şeyler değil. Ben Türkiye'de, Türkiye'nin Orta Doğu'da İsrail'e benzer dindar bir ülke görünümünde bir vesayet devlet olarak görev yapacağı kanaatindeyim. Bundan sonraki süreçte. Yani çünkü dindar kimliği topluyor ve bununla mesela belki de büyük devletlerin yapması gereken operasyonlar yapacak. Yani şundan dolayı bunu diyorum. Mesela Obama ile beraber Amerika artık doğrudan operasyonlara girişmiyor. Yani Suriye'de mesela Rusya hani aktif olarak rol alırken Amerika doğrudan müdahalede bulunmadı. Şimdi bunları mukayese ettiğimizde tabii ki bunlar dediğim gibi bir teoridir. Türkiye böyle bir farklı rol üstlenebilir. Ve şimdi sorunuzun diğer bölümüne geliyorum. O zaman dindar kimliğin daha da güçlendirilmesi lazım. Ve bunda semboller ciddi rol oynuyor. Mesela Ayasofya'nın açılışına şu anda İslam dünyasını sevinmeyen kitle yoktur. Yani şöyle demek lazım. Şimdi bizim Türkiye içine geçerli bir muhafazakar kitle var, dindar kitle var. Bir de yani camiye gidip gelen, ibadetini yapan insanlar. Belki bunlar için Ayasofya'nın çok fazla bir şey yok ama bir de çok fazla duygusal moda girmiş, bazen de manipüle olmuş bir kitle var.
Bunların sembollere ihtiyacı var. Mesela Ayasofya bir sembol burada. Şimdi ikinci ayak olarak hilafet olabilir mi? Bakın olmaz diye düşünmeyin. Şundan dolayı düşünmemek lazım. Bir defa hani benim kanaatim, daha önceki programlarda da konuştuk. Çok değerli yazarımız Yüksel Çayıroğlu hilafeti anlatan bir seri kaleme alıyor. Okuyucularımıza da elbette ben de tavsiye ediyorum. Ama bence daha çok ilahiyat cephesinden bakıyor hadiseye. Bence siyaset ve tarih olarak hilafetin çok fazla bir rolü yok. Yani Abdülhamit bunu o dönemin şartlarında güçlendirmiş ve bundan dolayı hani bizim bilinçaltımızda, çünkü sonuçta efendim biz Abdülhamit devri muhaliflerini veya Abdülhamit'i okuyarak yetişmiş bir nesiliz. Hilafet kavramı hakkında az çok bilgimiz var. İşte dünyadaki karşılığı hakkında bilgimiz var. Ama daha geriye gittiğimizde mesela bir Şii Fatimiler hilafet tanımıyor. Endülüs Emevileri farklı bir vadide. Diğer devletler farklı bir vadide. Şuraya geleceğim. Şimdi bir hilafet ilanı olabilir mi? Olabilir. Yani çünkü buna bir engel yok. Özellikle konjüktür olarak baktığımızda. Bununla da gene ben mesela böyle bir şeyi de dünyanın çok tepki göstereceğini düşünmüyorum. Bununla da ne yapabilir? Sınırlı bir kitlenin desteğini alabilir. Ama bizim önümüzde ve burada şunu söyleyeyim. Sembolik olaylar burada zemin hazırlıyor. Mesela İslam Konferans Teşkilatı'nın kurulmasının sebebi biliyorsunuz işte Kudüs'ün işgalidir. İsrail Devleti'nin kurulmasıdır. Çok önemli bir aşama. Müslüman devletlerin bir araya gelmesi yani bir aşamadır elbette. Ama İslam Konferans Teşkilatı'nın şu ana kadar bir yaptırım gücü olmamıştır. Yani bir toplantı yapar, hatta zihinlerde kalan şeyi hatırlayın. İstanbul'da yapılan bir toplantıda aidatlar tartışıldı değil mi? Yani aidatları ödemiyor devletler. Şimdi mesela güçlü bir devlet olursanız, mesela Birleşmiş Milletler'in efendim büyük ölçüde finansörü kimdir? Amerika'dır. Dünya Sağlık Teşkilatı'nda bile Amerika diyor ki siz diyor bak görevinizi tam yapmadınız, bütçeyi çekiyorum. Sistem çökebilir. Şimdi böyle bir yapıda Türkiye çok güçlü bir devlet olsa ekonomik olarak, siyasi olarak belki daha etkili bir rol oynayabilir. Ama hani benim kanaatim, sadece benim kanaatim değil, şöyle bilimsel bir açıklama getireyim. William Hale, işte Türk dış politikası üzerine çalışmalar yapmış bir İngiliz tarihçi, şöyle bir ifadeyle başlıyor kitabına ki ben aynı kanaatteyim. Türkiye diyor, hiçbir zaman birinci sınıf bir devlet değildir ve olması da çok zor. Ama Türkiye aynı zamanda ihmal edilemeyecek bir devlettir. Yani konumu itibariyle, tarihi itibariyle, dini efendim geçmişi itibariyle elbette dikkate alınması gereken bir devlettir. Ama birinci sınıf bir devlet değildir ve herhalde yani çok olağanüstü şeyler olmadıktan sonra Türkiye'nin öyle birinci sınıf bir devlet olma şansı da gözükmüyor. Mesela ben şuna çok şaşırmıştım. Böyle gereksiz bilgi olarak o kabilden vereyim. Türkiye dünyanın kaçıncı ekonomisiydi? İşte G20'de yer alırken 17.si miydi? Öyle hatırlıyorum ben. 17.si. Şimdi 1978'de de Türkiye dünyanın 17. ekonomisiymiş. 78 ne demek biliyor musunuz? Ben işte 12 yaşındaydım. Yani enflasyonun efendim %200-300'lerde herhalde seyrettiği, efendim Türkiye'nin Avrupa'dan 70 sente muhtaç olduğu bir zamandı. Türkiye 17. sıradaymış. Gene 17. sırada. Yani demek ki hani şartlar itibariyle tabii ki mesela bir Kore örneği var. Yani ikinci şeyi yediği o kadar darbeye rağmen efendim toparlayan bir Kore örneği var. Bir Almanya mesela izahı olmayan bir şey. Ama izahı var. Şundan dolayı izahı var. Yani Almanya mesela 2. Dünya Savaşı'nda büyük bir darbe almış. Büyük bir güç haline gelebilmiş. Şimdi sebebine bakıyorsunuz. Efendim kalifiye insan, bilim, teknoloji. Bir de siz kendimize bakalım. Biz en ufak fırsatta, en küçük fırsat ele geçirdiğimizde en kaliteli adamları yok ediyoruz. Yani en başta hani bir tane örnek bile herhalde durumumuzu ortaya koymaya yeter. Ama şununla bağlayayım. Hilafet ilanı karşılığı olmasa bile, bakın karşılığı olmasa bile ben çok sınırlı bir karşılık bulacağı kanaatindeyim. Hani ülke ülke bile saysak, yani Suriye mi destekleyecek, Irak mı, Mısır mı, efendim böyle devam ettiğimizde ancak küçük ülkelere, evet Suudi Arabistan da şu anda muhalif durumda, Katar destekler, finanse de edebilir. O da sınırlı olur. Yani para verirsiniz, birkaç ülke tamam der ya. Yani şu kadar para karşılığında ben buna bir destek verebilirim gibi. Bunun dışında ben
bir karşılığı olacağını zannetmiyorum. Yani bu bir ütopya ama hani karşılık bulması ütopya ama hilafet ilanı bir ütopya olmayabilir, gerçekleşebilir. Evet hocam, teşekkür ederiz. Yok, şuna da cevap Ayasofya'nın verelim. Peki Osmanlı Milletler onu da Topluluğu olabilir mi? evet, Siz ne işte düşünüyorsunuz mesela bu konuda? birkaç ülke sayabilirim yani orada buna katılabilecek. İşte Libya'nın bir bölümünü, eğer Libya'yı ikiye bölmeyi başarırlarsa, işte Türkiye'nin desteklediği bölümü, işte Somali buna katılacaktır. Belki yani Orta Asya ülkelerinden bir şey beklemiyorum açıkçası. Ama hani bu iki ülke dışında Türkiye'nin çok etkili olabileceği bir alan değil. Yani Osmanlı milletler dediğimizde çok Evet. daha geniş bir coğrafyadan bahsediyoruz ama çok da mümkün gözükmüyor. Çünkü politik ve uluslararası şartlar çok müsait değil yani. Evet. Şöyle tabii insan şuna üzülüyor. Yani dünyayı tanıdıkça şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Mesela bir Suriye insanı, efendim Filistin, yani Arap dünyasının özellikle Anadolu'ya yakın olan tabii Suriye başta olmak üzere çok fazla ortak değerimiz var. Balkanlar çok fazla ortak değerimiz var. Yunanlılar yani hakikaten şimdi diyoruz ya falan yemek acaba onlardan bize geçti, bizden mi onlara geçti? Yani bunları tartışmanın da bir anlamı yok. Biz 600 sene beraber yaşamışız. Şimdi böyle bir yapı, yani Osmanlı Milletler Topluluğu gibi bir yapı, bir yardım kuruluşu, bir destek birliği mahiyetinde belki de işletilebilir. Ama siz bunun yanına şunu ilave ettiğiniz zaman, yani gene işte diyelim emperyalist, hani öyle diyelim amaçlarla, efendim Selanik bizim olacak, işte falan yer bizim olacak dediğiniz zaman bu film kopuyor burada. Yani bunun bir karşılığını olması mümkün değil. Hatta şöyle, mesela size en yakın hissettiğiniz devlet, diyelim Türkiye'nin şu anda müttefik olarak gördüğü, mesela Katar'a, yani siz nereye kadar müdahale edebilirsiniz? Dolayısıyla bunlar ancak sembolik seviyede olabilecek şeyler. Ve tabii insan şuna üzülüyor. Mesela işte 2006-2007'lerde efendim, mesela Türkiye, Suriye çok güzel diyaloglar geliştirdiler. Bakanlar Kurulu beraber toplantılar yaptı. Ve o dönem Batı'da Türkiye ile Suriye arasında bir federasyon bile kurulabileceğinden bahsediliyordu. Hatırlıyorum yani böyle şeyler. Fakat biz gittik orada Şam'da cuma namazı kılmaya kalktık. Yani Allah kabul etsin. Ama maliyeti, bakın şu anda Suriye perişan, milyonlarca insan mülteci oldu. Yani bu tür şeyler yerine, hayaller yerine gerçekçi ve daha çok ekonomik gerekçelere dayanan yapılar kurmakta fayda var. Ama mesela bu da hani bir ne diyelim itici güç olmayınca, bize kalıcı bir politik olmayınca, mesela Karadeniz İşbirliği Teşkilatı vardı. Bilmiyorum şu anda gündemde mi? Değerini kaybetti gitti. Yani bunları günübirlik yapıyoruz ve ne yazık ki devamı da gelmiyor. Biraz uluslararası sistem de hocam bu noktaya geldi. Yani bu tip bahsettiğiniz uluslararası yapıların neredeyse hiçbir hükmü kalmadı. Şu an liderler bazında, hatta Evet. liderlerin kişisel ilişkileri bazında ilerleyen bir sisteme dönüldü. Bu da ciddi bir problem, ciddi bir mesele yani şu anda. Mesela o Evet. bahsettiğiniz işte Karadeniz toplulukları, ülkeleri, yani Karadeniz'le ilgili meseleleri artık Putin'le Erdoğan telefonda çözüyordur. Yani o tip bir teşkilata Evet. ihtiyaç kalmamış. Öyle diyelim. Teşekkür ederiz Evet. hocam. Ağzınıza Burada şunu ilave sağlık. edeyim. Tabii 24 Temmuz tarihinin seçilmesi, hani Cuma günü, elbette Cuma açılışı yapılacaksa tarih olarak tamam ama 24 Temmuz tesadüfi değil. Yani iki önemli tarih var. Bunlardan birincisi Lozan Barış Antlaşması'nın yıl dönümü. Yani Lozan Türkiye'nin kurucu sözleşmesi. Efendim sınırlarını çizen, temel ilkelerini belirleyen bir sözleşme. Türkiye herhalde burada yani bakın Erdoğan demiyorum, Türkiye burada özellikle bir mesaj da verdi gibi, verdi diye düşünüyorum. Yani Lozan'ı zorlama, artık sınırlarından memnun değil, başka artık ne gibi hedefler varsa, buradaki geçen programda konuştuk, aslında bir sürü şey de değişmiştir. Bir mesaj bu. İkinci bir mesaj da şu olabilir. 24 Temmuz aynı zamanda ikinci meşruiyetin ilanı. Gene hani ikinci meşruiyetin ilanı deyince aslında işte
devrim olarak görülmüştür. Yıllarca Türkiye'de bayram olarak kutlanmıştır 24 Temmuz tarihi. Ama tabii 24 Temmuz'un devamında da 2. Abdülhamit tahttan indirilmiştir İttihatçılar. Bir yıl sonra da Abdülhamit'i tahttan indirdiler. Yani 24 Temmuz'un böyle bir özelliği de var. Belki de İslamcı kesim, hani İslamcı rejim diyelim, dini öne çıkaran rejim aynı zamanda böyle bir mesaj da vermiş oldu. Hani 50'lerin, demiştik ki 50'lerin İslamcılığında romantizm çok fazladır. Dolayısıyla böyle bir mesaj da bu şekliyle verilmiş olabilir. Hatta şöyle bir ifade kullanmış, ben dinleyicilerimize bir kez daha hatırlatayım. İlk Milli Görüş Partisi kurulmaya çalışıldığında Süleyman Arif Emre'ye rahmetli Behmen Said Kotku diyor ki, işte diyor Türkiye'de siyaseti masonlar yapıyor, artık Türkiye tamamen bunlar tarafından yönetiliyor. Siz diyor bunu tersine çevireceksiniz. Ha, orada da dönüm noktası olarak verdiği tarih de Abdülhamid'in tahttan indirilme tarihi. Dolayısıyla bunun da bir rövanşı almış gibi gözüküyor. Aynı zamanda basın bayramı olarak da kutlanıyor malum. Sansürün kaldırıldığı. Şeyden dolayı. Evet, basın patlaması. Sansürünün kaldırılmasından dolayı bir basın bayramı. Tabii ne basın kaldı ne başka bir şey diyerek noktalayabilirsiniz. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Yani bu sefer tamam değil mi? Bitiriyoruz. Ekleyeceğiniz bir şey yok. Ben hep böyle bitiriyor gibi davrandım ama. Bitirelim, tamam, peki. Evet, tamam. Teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Önümüzdeki hafta yokuz galiba ama bir süre ara veriyoruz ama benim biraz çalışmalarıma yoğunlaşmam gerekiyor, bilimsel çalışmalara. Herhalde 3-4 hafta kadar devam edecek. Ondan sonra tekrar beraber olmayı ümit ediyoruz ve şöyle de diyelim dinleyicilerimize, izleyicilerimize. İnşallah farklı başlıklarda devam edecek bir seri planlıyoruz. Onlarla tekrar görüşmek üzere. Evet, teşekkür ederiz. İzleyicilerimize de bizi izledikleri için teşekkür ederiz. Aradan sonra tekrardan görüşmek üzere. Herkese iyi günler.